Yaklaşık 2 aydır bir kere özellikle obsesif hastalardan şöyle bir serzenişte bulunanlar çok sık çıkıyor. Hocam bunca zamandır biz size ellerimizi yıkamak, işte sterilizasyon konusunda biz hep hastalıklı, hep de sıkıntılı diye tedavi etmeye çalıştınız. Ama gördünüz mü, bakın şimdi olan şu ki bizim dediğimiz doğruymuş. Ellerimizi defalarca yıkamalıymışız. Ve bu el yıkama sürecinde biz haklı çıktık. Bundan sonraki süreçte bütün dünya bizim yaptığımız gibi tokalaşmıyor kimse. Uzaktan uzağa işte maskeyle dolaşıyor. Ellerinde eldiven. Böyle içeriye gelen bir sürü teslim vaziyette hastalar var. Kapıya dokunmuyor. Dirseğiyle kapatıyor gibi. Şimdi ne diyorsunuz? Obsesif kompulsif bozukluk hastaları acaba haklılar mıydı sizce? Ya da nerede sınır sorunu yaşanmaya başlanıyordu? Zaman zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tedavi etmeye çalıştığımız bir takım davranış kalıplarını değiştirdiğimiz hastaların davranışlarını biz taklit eder olduk. Artık o kadar kalıplarımız benzer oldu ki onlar gibi el yıkayıp, onlar gibi temizlik yapıp, onlar kadar endişeli hissediyoruz. Hatta onlar bence şu anda çok daha rahat hissediyorlar. Çünkü onların zaten alışık olduğu, yapa geldiği bir takım rutinleri biz uymaya ve yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu nerede hastalık ve nerede durmak gerekiyor? Günlük yaşantımıza, sosyal yaşantımıza, ilişkilerimize zarar verdiği anda artık bu önlem almanın ötesine geçmiş ve hastalık düzeyinde bizi rahatsız etmiş oluyor. Orada artık bir dur demek gerekiyor. Tedbir Anladım. almak çok güzel. Yani bu kaygılar bizi tedbir almaya yönlendiriyor. Kaygının bu anlamda bir koruyucu tarafı var tabii. Tedbirimizi arttırıyor ve bizi daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Ama ötesi bu sefer hastalık boyutuna geçebiliyor. O sınırı iyi ayarlamak ve dikkatli olmak gerekiyor. Evet, zaten psikiyatrik rahatsızlıklarda günlük sosyal mesleki işlevselliği bozunca sorunların sorun olarak algılanması ve psikiyatrik tedaviye yönlendirilmesi öngörülüyor.